Selam millet, EVP'ye hoş geldiniz. Ersin ben. Yeni bir pil testiyle birlikteyiz. Hangi cihaz ve önemli? Xiaomi Mi A2 var. Bu cihazın son zamanlarda Türkiye'de çok fazla merak edildiğini biliyoruz. Bunun incelemesi ve diğer testleriyle ilgili de sizden çok fazla soru geliyor. İlk olarak pil testiyle karşınıza çıkalım istedik. Bu arada hemen unutmadan söyleyeyim, benim elimdeki versiyon global ROM'lu versiyonu. Hepinizin bildiği gibi pil testimiz arkadaşlar 5 basamaktan oluşuyor. Xiaomi Mi A2'ye de bu 5 basamağın tamamını uyguladık. Şöyle kutusundan telefonumuzu çıkartalım ve sizinle hemen paylaşayım. Cihazın kutusundan bir tane de şöyle silikon kılıf çıkıyor, bilginiz olsun. Tüm pil testlerinde yaptığımız gibi Xiaomi Mi A2'yi de kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla şarj ettik. 5 basamaklı pil testimizin ilki dolum testi, biliyorsunuz. Hiç zaman kaybetmeden hemen teste girelim. Xiaomi Mi A2'nin 3010 mAh'lik bir bataryası var. Niye 3010 mAh diye, 3000 değil ya da 3050, 3100 diye bilmiyorum. Herhalde o kadar sığmış, 3010 vermişler. Eyvallah. İlk dolum testimizi 31 Ekim Çarşamba günü saat 15.20'de cihazın pili %1'ken başladık. 15.50'de %38'i, 16.21'de %71'e, yani tam birinci saatte %71'e, 17.10'da da %100'e ulaştık. Kendi cihazından, kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla Xiaomi Mi A2'nin pilini %1'den %100'e, böylece toplamda 1 saat 50 dakikada getirmiş olduk. Dakika cinsinden bakarsak da 1 saat 50 dakika 110 dakika yapıyor. İkinci pil testimizi hemen 2 Kasım Cuma günü, ilkinden 2 gün sonra yaptık. 13.30'da %1 ile başladık. 14.30'da %71'e geldik arkadaşlar. Burada hemen sizinle bir şey paylaşacağım. Yarımşar saatlik yaptığım ilk pil testinde de ikinci yarım saatte sonra, yani tam bir saatte %71'e gelmişti. Burada da %71'e geldi. Ben böyle tutarlı sonuçlar veren pilleri seviyorum, biliyorsunuz. O yüzden bunun da pilini sevdim. Yani pilini ve şarj cihazının performansını sevdim. Her neyse, 15'te %94 oldu 1,5 saat sonra. 15.05'te %96 oldu. 15.21'de %100 oldu. Yani 14.30'da başladığımız %1 ile ikinci şarj etme süresi 15.21'de %100 ile sona erdi. 1 saat 51 dakika. Toplamda 111 dakika. İlk testte 110 dakika, ikinci de 111 dakika. Çok yakın zamanlar, benim en sevdiklerimden. Ben doğal olarak kötü olanı 111 dakikayı alıp hvp.com.tr/pil test adresindeki tabloya yazacağım. Ancak iyi olanla kötü olan arasında sadece bir dakika var. Ve diyeceğim ki Xiaomi Mi A2'nin 3010 mAh'lik pili kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla toplamda 111 dakikada doluyor. %1'den %100'ü 111 dakikada geliyor. Ve ortalama her dakika 27 mAh dolduruyor diye. Benchmark tablomuza, hvp.com.tr/pil test adresine ulaşabileceğiniz benchmark tablomuza bu değeri yazacağım. Pil testimizin, biliyorsunuz arkadaşlar, ikinci aşaması boşalma testi. Boşalma testinde ne yapıyoruz? Cihaz içinde sim kart var, bağlan veri transferi açık, kablosuz ağa bağlı bir şekilde ofisimizde aynı noktada 24 saat boyunca böyle ekranı kapalı bir şekilde duruyor. 23 Ekim Salı günü saat 14'te ekran görüntüsü aldım, %100'dü. 24 Ekim Çarşamba günü saat 14'te yine ekran görüntüsü aldığımda %93'e düşmüştü. Yani boşalma testimizin ilk aşamasında 24 saatte Xiaomi Mi A2 kendi pilinden %7 yapmıştı. Değer kaybetmişti. Şunu da şöyle koyayım. İkinci boşalma testimi 31 Ekim Çarşamba günü yaptım saat 17.28'de. 1 Kasım Perşembe günü 17.28'de ekran görüntüsü aldığımda bu sefer %100'den %8'e düşmüştü. Burada da çok dengeli bir şey var bence. %1'lik bir şey var, fark var. İlkinde %7 kaybetti, ikincisinde %8 kaybetti. Doğal olarak kötüyü alıyorum ve hvp.com.tr/pil test adresindeki tabloyu yazıyorum. %8 diyorum ve 241 mAh'e denk düşüyor boşalma oranı diyorum. Yani ne demektir bu? Xiaomi Mi A2'nin pili 24 saat boyunca hiçbir şey yapmadan bir masanın üstü durduğu zaman kendi kendine %8 değer kaybediyor. Ve bu da 241 mAh'e denk düşüyor. hvp.com.tr/pil test adresindeki tabloya bu değerleri yazıyor olacağım. Pil testimizin 3. basamağı hepinizin çok iyi bildiği gibi PC Mark testi. PC Mark, biliyorsunuz, sentetik bir test. Benim pil konusunda güvendiğim testlerden bir tanesi. Her ne kadar bu pil testinin konusu olmasa bile her zaman ben PC Mark'tan aldığı genel skoru da sizinle paylaşıyorum arkadaşlar, cihazlarım, biliyorsunuz. Xiaomi Mi A2
Genel skor anlamında 2 kere çalıştırdım. Birisinde 6149 puan aldı. Diğerinde de arkadaşlar 6150 puan aldı. Yani sadece bir puan farkla şey yaptı. Farkındaysanız bunları söyledikçe böyle hep daha hoşuma gidiyor. Çünkü bu kadar küçük farklar çıktığı zaman ben o cihazın pili çok optimum bir şekilde tükettiği kanaatine varıyorum. Bu bilimsel bir kanaat falan değil. Bana öyle geliyor ve seviyorum böyle cihazları. hvp.com.tr/piltesti adresinde PC Mark'tan genel aldığı skorla kötü olanı, 1 puanla kötü olanı 6149 puanı yazacağım. Bu testimizin konusu olan pil testindeyse, pil testindense arkadaşlar bu cihaz ilk yaptığımda 8 saat 48 dakikalık bir süreye ulaştı pil kullanımı anlamında. Diğerinde de 9 saat 7 dakikaya ulaştı. Yani bir 20 dakikalık filan gibi bir fark var. 8 saatte 9 saatte 20 dakika filan gibi. Bence bu da çok yaban altılı kötü bir değer değil yani. Gayet iyiye yakın bir değer. Ben hvp.com.tr/piltest adresindeki tablomuza kötü olan 8 saat 48 dakikayı yazacağım. Yani bu cihazın PC Mark pil testinden aldığı skor olarak 8 saat 48 dakikayı yazacağım. Pil testimizin 4. aşaması arkadaşlar biliyorsunuz video 20 dakika boyunca yatay ekranda ses sonuna kadar açık, parlaklık düzeyi sonuna kadar da işaretli ama otomatiği de seçtiğimiz bir düzende bir video izliyoruz. Hangi videoyu izliyoruz? Bizim kanaldan sizin de indirebileceğiniz bu pil testi şeyinin oynatma listesinin ilk videosu olan benchmark videomuzu cihaza indiriyoruz ve 20 dakika boyunca onu oynatıyoruz. İki farklı zaman diliminde oynatıyorum. Her ikisinde de arkadaşlar cihazın pili %100'den %96'ya düştü. Artık böyle mutluluktan evirmek üzereyim. Hani hiç şey yok, değişik rakamlar yok. %4 kaybediyor sadece. Buradan şeyi çıkartabilirsiniz. Siz de bir dizi, bir film izleyeceğiniz zaman 20 dakikada ortalama %4 değer kaybettiğini, buradan yola çıkarak işte sizin izleyeceğiniz filmin ya da dizinin uzunluğuna göre ortalama kaç dizi, kaç bölüm ya da kaç film izleyeceğinizi hesaplayabilirsiniz. hvp.com.tr/piltest adresindeki video şeyine, adresteki tablonun video kısmına Xiaomi Mi A2 için 20 dakikalık bir videoda %4 pil kaybettiğini ve bunun da 120.4 miliamper yani 120 miliampere denk düştüğünü yazıyor olacağım. Son aşamada ise biliyorsunuz oyun oynuyoruz. Kim oynuyor? Doğuş oynuyor. Hangi oyunu oynuyoruz? Hearthstone oynuyoruz. Niye Hearthstone oynuyoruz? Hearthstone her şeyde cep telefonunda kolaylıkla oynanabilen bir oyun. Yine Doğuş bizim için iki farklı zaman diliminde oyun oynadı. Her ikisinde de Xiaomi Mi A2'nin pili %100'den %94'e düştü arkadaşlar. Süper. Çok tutarlı 5. sonucumuzu aldık. Bakın pil tüketim kapasitesine, pil tüketim hızına süper demiyorum. Tutarlı aldığımız rakamlara süper diyorum. Ve hvp.com.tr/piltestlerdeki tabloya bu cihazın oyun performansı, oyun pil performansı olarak 20 dakikalık oyun sırasında pilinden sadece %6 değer kaybettiğini, %94'e düşerek %6 değer kaybettiğini, bunun da miliamper cinsinden 180,6 miliamper olduğunu, yani 181 miliamper olduğunu yazıyor olacağım. Bu cihazın benzer cihazlarla ya da amiral gemileriyle kıyaslandığı zaman nasıl bir pil tüketimine sahip olduğunuysa siz hvp.com.tr/piltest adresindeki genel tabloya bakarak hangi sekme hoşunuza gidiyorsa, daha çok oyun oynuyorsanız oyun sekmesini, sizin için hızlı dolup dolmadığı önemliyse dolum süresini ya da işte atıyorum video, dizi filan izleyen bir insansınız o sekmeye bakarak ya da 24 saatte genel anlamda ne kadar pilinin boşaldığını anlamaya çalışıyorsunuz o sekmeye bakarak kendiniz karar verebilirsiniz. Çünkü hvp.com.tr/piltest adresinden ulaşabileceğiniz tabloda Türkiye'de son 1,5-2 yıldan beri piyasaya çıkmış olan neredeyse önemli tüm telefonlar, eksiksiz tüm amiral gemisi telefonlar ve neredeyse yine eksiksiz tüm başlangıç seviyesindeki telefonların pil performanslarına ulaşabilirsiniz. Bu cihazdan sonra inşallah bir hafta sonra sizinle paylaşacağım bir sonraki pil testi cihazımız Casper'ın yeni telefonu olacak. Farkındaysanız Aydoğan'dan Note 9'u kurtaramadığımız için bir türlü Note 9'u test edemiyorum. Artık bu saatten sonra fırsat bulur eder miyim edemez miyim yoksa araya şimdi Huawei'ler falan girecek. Bilmiyorum tam olarak ne olacağını. Önümüzdeki hafta inşallah Casper'ın telefonunun pil testinde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.